Hazal Hanım, aşka inanıyor musun? Size soruyorum. Yani şöyle, aşka inanıyorum ama kendi kafamdaki aşka inanıyorum. Yani aşk tanımının biraz herkes için aynı şey olmadığını düşünüyorum. Doğal olarak. Seninki nasıl? Yani aslında demek istediğim şu. Mesela ben bu kişiye aşığım. Ben bu kişiye aşığım. Yani mesela atıyorum arkadaşım diyor ki ben ona aşığım. Ama arkadaşımda benim gördüğüm ve tanımladığım his aslında aşk değil. Benimkini demiyorum. Ben bir arkadaşın durumunu anlatıyorum. Ben bir arkadaşın durumunu anlatıyorum. Arkadaşın durumu. Yani aşkın aşığım o kadar diyor, kolay ama olduğunu düşünmüyorum ben. Çok fazla olabileceğini de düşünmüyorum. Çok büyük bir duygu ve his olduğunu düşünüyorum. Katmanlı bir şey olduğunu. Çok katmanlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok emek verilen bir şey olduğunu da düşünüyorum. Hemen aşk olabileceğine inanmıyorum ben. Giderek aşık olunacağına inananlardan diyeyim. Sen hiç giderek aşık oldun mu? Bence olmadım. Henüz aşık olmadığın anlamda mı? Bence henüz olmadım ama dediğim gibi bu benim kafamda çok büyük bir şey. Belki de benimle aynı hissi paylaşan biri karşısındakine ona aşığım diyor kendi içinde. Onu demek istiyorum. Herkes için bence aşk başka bir yerde diye. O zaman tecrübeler, deneyimler arttıkça, güçlendikçe, insanın kendini inşa etme süreci kendisinde derinleştikçe o duygu da derinleşiyor, daha fazla katmanlı hale geliyor ve aşk gelecek şeyine mi dönüşüyor, müziğine mi dönüşüyor? Biraz. Ne zaman aşık olacağız? İleride inşallah olgunlaşın. İleride inşallah, evet. Ne yapacak? O arkadaşın hep bekleyecek mi bu durumda? Şu arkadaşın var ya, bir arkadaşın aşkından bahsettin değil mi? Hiçbir arkadaşım yok Ahmet abi. Yani, sen kendine daha hiç aşık olmadım diyorsun. Ya bence olmadım. Herhalde olmadım. Yoksa herhalde böyle olmadım. Olmaması gerekir değil mi diyorsun? Herhalde olmadım. Daha yani güçlü bir şey. Daha güçlü bir şey bence. Daha tutulur bir şey. Daha kolay vazgeçilmeyen bir şey. Ve daha emek verilen bir şey. O yüzden dedim hani belki de yaşla da ilgili tabii ki. Belki de diyeceğim ki bundan 5 sene sonra ben aşık olmuşum yani. Şimdi bilmiyorum. Aşık olduğun için bütün dünyayı karşına alır mısın? Almayı göze alabilir misin? Almayı göze alırım. Evet. Denerim. Yani bence öyle olmalı. Ha. Aşkı küçültüyoruz gibi geliyor bana. Biraz. Nasıl yani? Ne demek? Yani çok hani her yerde aşk, aşk, aşk. Hani böyle herkese, her şeye hani biraz çok derinliğe fazla, gitti çok gibi fazla geliyor. Dile düşmüş bir şey çok anlamadım. Fazla dile düştüğünü düşünüyorum. Belki de yokluktandır. Bence öyle. Belli ki öyle. Bu kadar konuşulmaz yoksa. Bilmiyorum. Öyle hissediyorum yani. O yüzden de kolay hani hemen aşık oldum demiyorum o yüzden. Mevzu o aslında. O zaman sana gerçek aşkı tarif edemeyeceğim. Çünkü böyle çok katmanlı, karşı konulmaz, bütün dünyayı karşına alabilecek evet. kadar insanın gözünü karartan bir şeydir gibi düşünüyorsun. Evet. Allah kolaylık versin. Evet. Sana da kime aşık olacaksan ona da.